Yani olayı tam göremediniz. Hayır. O sırada ben sürücüyü minibüse alıyordum. GBT'sine bakıyordum. Silah seslerini duyunca çıkıp bakabildik ancak. Anlıyorum. Bakın, Engin başkomiser durup dururken birini vuracak bir adam değil. Yani karşı tarafın kesinlikle bir hareketi olmuştur. Yani bu... Size fikrinizi sormuyorum Ali Bey. Sadece gördüklerinizi anlatmanız yeterli. Pardon. Korkup da kendine gelemedi hala. Hem gelse de Engin'i kurtaracak bir şey söylemesi pek mümkün değil. Biz üstümüze düşen her şeyi yaptık mı Rıza baba? Ne demek bu? Bizim usulde yani, eski usulde. Şu Hasan, çıkardık onu değil mi? Çıktı tabii, tutamazsın ki adamı, sadece tanık. Mesut, aklına gelen şeyi yapma, tamam mı? Yapma. Neden yapmayayım? Öyle tembihli avukatla, patron ağzıyla verilen ifadeden ne hayır gelir? Milletin gözü zaten üstümüzde. Basın kurt gibi ağzını açmış kurban bekliyor. Vedat müdürü, bakanlığı. Yani Rıza baba. Ne yapacaksanız sessiz sedasız yapacaksınız. İstediğimiz sonucu alana kadar kimsenin ruhu duymayacak. Benim bile. Duymazız ama merak etmeyin. Hadi usta. Zor zamanlar. Evet. Zor. Aynısı benim de başıma gelmişti. Ekipten aldılar bir süre. Çocuk şube, dosyalar, evrak işi falan. Sıkmıştır biraz. Sıkmaz mı? Ama sonra bir şeyler oldu. Bizimkiler bir yolunu bulup çekti çıkardı beni oradan. Nasıl yani? Nasıl olduğu önemli değil. Önemli olan pes etmemek. Bizden birini ne olursa olsun bırakmamak. Murat, sağ ol. Ama bu sefer işe yarayacağını sanmam. Her yerden bastırıyorlar baksana. Bakanlık, basın. O kadar emin olma abi. Yakana yapıştık bir kere. Yapıştık mı da bırakmayız. Korkut hala yoğun bakımda. Evladım hala gözünü açamadı. Tek oğlum. Canım. Kanım. Orada öylece delik deşik yatıyor. Nasıl mahcubumu size anlatamam. Keşke Korkut Bey'in yerine ben vurulaydım beyim. Keşke Hasan. Keşke. Bu kadar hızlı gitmeyelim dedim. Başımıza iş alacağız beyim dedim. Sağ olsun dinlemedi beni. Bas dedi. Bas. Allah sabrımı sınıyor Hasan. Ya beni alacak yahut da evladımı. Verdin ifadeni, bitti iş. Kalk git memleketine. Git, bir daha da gelme. Baktıkça yüzüne bu olanları hatırlayacağım. Şeytana uyup sonra hırsımı senden çıkaracağım. Ama bir... Kes sesini. Dinle, avukat para verecek sana. Kimseye tek laf etmeden gideceksin. Gitmezsen elimde kalacaksın Hasan. Elimde. Anladın mı? Anladım beyim. Anladım. Defol. Hadi. Meslekten ihraç soruşturması mı? Emin misiniz Selin Hanım? Biraz ağır bir karar değil mi bu? Hayır değil. Adli soruşturmayı yürütecek savcıyla da konuştum. İfadeleri, bulguları değerlendirdik. Engin başkomiserin keyfi davranıp mesleğini kötüye kullandığı konusunda o da benimle hemfikir. Ama bu Engin'i mahvetmek demek. Bunu fevri davranmadan önce düşünecekti. Yoruma açık bir iş yapmıyoruz Rıza Bey. Kanunlar var, tüzükler var. Siz benden bunu daha iyi bilirsiniz. Benim tek bildiğim namusuyla görev yapan bir polisi karalamak, harcamak bu kadar kolay olamaz. Olmamalı. Yuh be! Bir de teyzesi mi geldi? Hiç sorma abi ya, hiç sorma. Sanki Zeynep'e değil, sülalesine nikah kıydı. Gevşe biraz mı oğlum? Birkaç güne kadar giderler. Ben o kadar dayanamam abi. Hala yerim var mı evde? Olmaz mı? Olmaz mı? Gel sen gel. Her an gelebilirim abi. Abi Hasan burada. Çek yanlarına. Bir yere mi gidiyor bunlar? Bırak bırak valizleri bırak. Kolay gelsin Hasan. Siz ne o bir yere mi gidiyorsun? Memlekete gidiyorum. Köyüme. Ne acelem var? Patronun Korkut gözünü açmadan böyle apar topar kaçar gibi. Ne istiyorsunuz benden? Konuşacağız biraz hadi. Hasan ne oldu? Yok bir şey Selma. Eve geç. Ben geliyorum. Peki. Bırak Ali.
Anlattım ben her şeyi. Yok başka bir diyeceğim. Vardır Hasan. Mutlaka vardır. Yani biz öyle hissediyoruz. Avukatım olmadan konuşmam. Ne avukatı be? Üzme bizi Hasan, üzme. Ali, çek Tenha bir yere. Şöyle baş başa konuşalım Hasan'la. Hadi tamam abi. Elimizden geleni yapıyoruz Engin. İnan bana yapıyoruz. Sağ olun ama gerek yok Rıza baba. Durum ortada. Meslekten ihraç soruşturması uzun sürer biliyorsunuz. İdari sürece paralel olarak adli tahkikat da geçireceksiniz. Karşı taraf sizden şikayetçi. Hepsinden haberim var. Ama ihraç edilmeme gerek kalmayacak. Anlamadım. Nasıl? Amirlerim ve müdürlerimle görüşüp istifamı sunacağım. Onlar size ayrıca bilgilendirecektir. Müsaadenizle. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlaşılmayacak bir şey yok. Meslek onurunu size çiğnetmemeye karar verdi. Bana ne yapacaksınız? Konuşacağız Hasan, konuşacağız. Korkmana gerek yok. Rahat ol biraz. Hatta çok rahat ol Hasan. Sen şehit bir polisin kardeşisin. Yani bizim de kardeşimizsin. Siz demek biliyorsunuz. Hepsi var kayıtlarda Hasan. İsmi neydi abinin? Cihan. Cihan abi. Rütbesi? O sene komiser çıkacaktı. Nasıl oldu? Yengemle çocukları almış bir pazar günü pikniğe gidecek. Daha yolu sağ. Çıktıkça çıkmış. Külüstür bir arabası vardı rahmetlinin. Su koyuvermiş yolda. Sonra da gelmişler. Örgüt mü? Evet. Dayanamamış silahına davranmış Cihan abi. Nasıl baş etsin adamlarla? Edememiş. Militanlar hepsini orada tek tek... Nerede oldu bu? Bilmezsiniz bizim oraları. Nizip vardı. Nizip yolu. Nizip yolu, Nizip yolu. Solda Dumankaya. 10 adımda bir mağara var. Hemen arkası Öncü Tepe. Geç diğer yamaca, inişi göz alabildiğine papatya tarlası. Bakma papatya tarlası olduğunu. Altı silme mayın. Bastın mı? Bittin. Sen... Özel harekattaydım. 8 arkadaşımı kaybettim orada. 8 can arkadaşımı. Nizip yolunda kaybetmek ne demek? Ben bilirim Hasan. En iyi ben bilirim. Ben de. Ben de bilirim. O gece olanları bize, diğerlerine olduğu gibi anlattın emin misin? O avukat, Şahin Bey'in avukatı. O olmasa başka türlü konuşurdun bize. Doğruyu konuşurdu o zaman, değil mi Hasan? Beni yaşatmazlar abi. Zaten kestiler hesabımı, sürüyorlar. İşimden gücümden oldum. Evim barkım dağıldı. Bir de konuşsam... Bak Hasan, kimse ama kimse kılına bile dokunamaz senin. Biz varız arkanda. Ama eğer o adamlardan korkup yalanına devam edersen... Biz arkadaşımızı bu yüzden kaybedersek... Dağda falan değil ha, düzde. Burada, bu çakallar yüzünden birini kaybedersek... Ne biz ne başkası. Bu hayatta kimsen kalmaz Hasan. Hiç kimsen. Anladın mı? Uyanıyor doktor. İşte bu. Korkut, beni duyuyor musun? Hastanedesin. Ağır bir ameliyat geçirdim. Sakin ol şimdi, her şey yolunda. Sakin ol, tamam mı? Sakin. Hocaya haber vereceğim, ayrılma başına. Tamam doktor bey. Ne oldu doktor? Oğlum nasıl? Gözünü açtı, kendine geliyor. Ne? Allah'ım sana şükürler olsun. Rıza baba, buyurun. İstifa dilekçem. Engin yapma. Lütfen Rıza baba. Lütfen kabul et. Biraz acele ediyorsunuz. Bu yaptığınız hiç profesyonelce değil. Olması gerekmiyor. İstifa hakkımı kullanıyorum. Dilekçemi de amirime sunuyorum. Rıza baba, Murat. Ver. Söyle Murat. Adamımız aşağıda Rıza baba. Bitiriyoruz işi. Tamam, tamam. Hemen geliyoruz. Bu şimdilik sende kalsın evladım. Anlamadım. Neler oluyor Rıza bey? Fazla vaktimiz yok. Lütfen Selin Hanım, buyurun. Zeynep, ne bu şimdi? Birazdan anlarsınız, hadi. İfadeni değiştirmek de ne demek? Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Hayır efendim, ben öncekinde... Elinde olmayan sebeplerle yalan söylemek durumunda kalmış Hasan. Avukatı, emrinde çalıştıkları Şahin Bey'in adamı. İş Engin Başkomiser'in üzerine yıkmak için Hasan ifadesini çarpıtmasını istemişler. Bu doğru mu? Evet doğru. Peki siz nerede bulup konuşturdunuz Hasan'ı? Biz bulmadık. Kendi gelip değiştirmek istedi ifadesini. Öyle değil mi Hasan? Evet abi, öyle. Rıza bey, bu nasıl olabilir, bana açıklar mısınız? Siz
Hasan'ı dinleyip meslekten ihraç konusunu yeniden düşünecek misiniz? Elbette. Güzel. Siz şahsın gerçek ifadesine başvurduktan sonra ben de size bir açıklama yaparım. Olur mu? Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık. Güzel. Başkomiserim, neydi bu? Ha, köp. Korkutum, evladım. Aklım gitti gitti geldi. Seni bana bağışladı ya Allah'ım, şükürler olsun. Doktor, bir şey iste benden. Ne olursa. Oğlumu döndürdünüz hayata. Ne istersen kabul. Helali hoş olsun. Gelen arkadaşlara yardımcı olun yeter Şahin Bey. Kim geldi ki? Kolay gelsin. Sağ ol Yavuz. Geçmiş olsun Şahin Bey, oğlan uyanmış. Sağ ol. Ne vardı? Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Hasan'a yalan ifade vermesi için baskı yapmışsınız. Ama ben oğlumu bırakamam ki burada. Korkut da biraz kendine gelince hastane polisine ifadesini verecek. Hele bir tam iyileşsin, kendisini merkeze de ağırlayacağız zaten. Hem de hak ettiği gibi. Merak etmeyin. Buyurun. Mesut'la Ali nerede? Mesut abinin bir çizim işi vardı. Oraya kadar gittiler. Çizim işi mi? Desen falan Rıza baba. Yani önemli bir şey değil. İyi, tamam. Harika iş çıkardınız bugün. Arkadaşlar, ben bu kadarını beklemiyordum. Hakikaten. Hepinize teşekkürler. Vallahi teşekkürlük bir şey yok başkomiserim. Demiştim değil mi? Bırakmayız diye. Demiştin evet. Kutlarız bunu bir ara değil mi? Kutlarız tabii. Sonra. Hadi evine herkes hadi. Engin sen kal. Tabii. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. Tatsız bir haber geldi bugün Sivas'tan. Sivas'tan mı? Hı-hı. Kim bu? Cemal. 2 yıl önce kan davasından tutukladığım biri. Sabah Vedat Müdür haber verdi. Dün Sivas cezaevinden kaçmış. Cemal kan davasında içerideyse belki birilerinin daha peşine düşmüştür. Olamaz mı? Sanmıyorum. Cinayetinde bile öyle pişmandık. Onu bulduğumuzda hiç zorluk çıkarmadan gelip teslim olmuştu bana. Cemal. Civa gibi bir olan. Pırıl pırıl bakışlar. Tertemiz bir yürek. Mecbur kalmıştı hasmını vurmaya. Olay Sivas cezaevinde bayağı bir gürültü koparmış. Cemal'in memleketi Trabzon'da da emniyet gözünü dört açacak. Ailesi İstanbul'daymış. Karısıyla oğlu. Evet. Eğer buralara gelmeye kalkarsa iş yine bizim Engin. Cemal'le olan hukukunuzu da düşününce. Evet. Ekipler Cemal'in ailesinin adresini izlemeye alsın ha. Diğer işler sürecek elbette ama bir kulağımız da burada olsun. Hı hı. Nasıl isterseniz amirim. Ya ne demek taşınmışlar? Bizim neden haberimiz olmamış? Birkaç ay önce bir gece vakti çıkmışlar evden başkomiserim. Komşuları da araştırdık. Cemal'in karısı ve oğlunun nereye gittikleri belli değil başkomiserim. Kimse de bilmiyor. Bu iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Neyse araştırmaya devam edin hadi. Tabii başkomiserim. Komiserim. Efendim? Aynı hızla geri dönmüşsünüz. Öyle oldu. Kırgınlık yok değil mi aramızda? Hayır, yok. Zaten bu hiç profesyonelce olmazdı. Öyle değil mi? Bazen dişlerimi fazla gösterdiğimi söylüyorlar. Olmayacak laflar ettiğimi. Doğru söylüyorlar. Bu badireyi atlattığına sevindim. Sana verdiğim rahatsızlık için özür dilerim. Barıştık mı Engin? Elbette Selin Hanım, barıştık. Selin. Selin dersen sevinirim. Olur. Benimle kahvaltı eder misin? Şimdi mi? Hayır. Yarın sabah. Ben öğlen uçağıyla Ankara'ya dönüyorum. Gitmeden de Boğaz'da bir kahvaltı yapacağım. Bana katılır mısın? Olur. Katılırım. Güzel. Nerede kaldın kızım? Trafik anne biliyorsun. Tanıştırayım. Kızım Cansu. Memnun oldum. Ben de Engin. Memnun oldum. Kocaman kızım varmış. Hiç tahmin etmezdim. Aa, neden? Daha genç gösteriyorsun. Biraz da ben büyük gösterince insanın kafası karışıyor tabii. Galiba. Babası Londra'da yaşıyor Cansu'nun. Biz uzun zaman önce ayrıldık. Öyle mi? Hı-hı. Cansu bu sene Kabataş Lisesi'ni kazandı. Kabataş Erkek Lisesi anne.
İsmi erkek lisesi ama kızlar da okuyor artık. Yanlışlık olmasın yani. Olmaz olmaz, merak etme. Cazı yatılı okuyor. Yani ana kız uzak düştük biraz. O burada, ben Ankara'da. Zor olmuştur tabii. Hem de nasıl. 2 sene sonra Londra'ya yerleşeceğim grafik okumak için. O zaman ne yapacaksın bakalım anne? Ona o zaman bakacağız canım. Aman anne ya. Çizimleri harikadır Cansu'nun. Ama müfredat derslerinde biraz... Sıkılıyorum. Konular falan hiç açmıyor beni. Berbat. Yapma ya. Beğenmiyorsun yani okulu. Okul iyi de dersler biraz... Hep böyle işte. Uzaktan uzağa uğraşıyoruz birbirimizle. Harika görünüyorsunuz. Yani böyle ikiniz bir arada. Sağ ol.